Yani bölge görüşmeleri yapılırken, Suriye, evet. Suriye'de de bu görüşmeler yapılırken, acaba yakın tarihte Birleşmiş Milletler'in o güvenli bölgeyi Sırpların eline teslim edilişi gibi korkunç katliamların da yaşandığını yeniden hatırlayıp mülteciler ve bugünkü Tabii. savaştan bir şekilde canlarını kurtarmaya çalışan insanlar güvenli bölgeye yeniden gidebilecekler mi? Çünkü Onu Avrupa Birliği ve bilemiyoruz. Birleşmiş Milletler'in yakın tarihte çok büyük lekeleri var. Yani Yani bu bunu kurumlar tabii inkar edemeyiz. edemeyiz ama şöyle Bu zaten insanlar nereye seyrediyor Avrupa. Avrupa Bosna'yı seyretmişti. Yugoslavya'nın parçalanmasını seyretti. Irak fiilen üçe bölündü seyrediyor. Etnik temizlik yapıldı. Şu an Suriye, üç aynısı. parçalı Suriye mi diye konuşuluyor. Dolayısıyla 11 milyon insan ama beni çocuklar etkiliyor. Çünkü gidecek ülkeleri olmadığını, gittikleri, çıktıkları yolculukta onları kucaklayan Hiçbir bir yuva günahları yok. olmadığını bile bile arkalarına baka baka başları önde küçücük yaşta bu sorumluluğu almış yollara düşmüşler. Bu insanlık adına utanç verici bir durumdur. Açıkçası insan hayatının ve insanların söz konusu olduğu yerde parayı konuşmak bile insanı üzüyor. Sorun şu ki emperyal ülkeler kaynakları bir güzel alıp istedikleri gibi kullanıp sömürgecilik ruhunu sürdürürken insanların göç etmeleri durumunda aynı sorumlulukla hiçbir kaynak paylaşımına gitmiyorlar. Hiçbir görevlerini yerine getirmiyorlar. Maalesef Virüs var, virüs. Onlar da aynısı. insan. Herkes İtalya korkuyor. Yunanistan korkuyor. Avusturya Ama bu Avrupa korkuyor. Birliği ülkelerinin genel problemi bu. Böyle Her bir şey şeye olur gözlerini mu? kapatıp dünyada var olan savaşlara, dünyada yok olan insanlığa, bu insanlık dramına göz yumamazlar. Ben bunu insan Yumuyorlar. onuruna yakıştıramıyorum. Bu kadar Yumuyorlar. olamaz ya bu. Yani Hiç mi ders alınmadı Yunanistan'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan almaz. İnsan insanlık işte dramlarından? 100 yıla tanıklık ediyoruz. Tarih hep böyle. Ama sonra Acılarla dolu. Türkiye'yi ırkçılıkla suçlayabiliyorlar onlar. Bütün dünyada yükselen bir ırkçılık dalgası var. Türkiye'de de ırkçılık yapmak. Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Hepimiz göçmen olabiliriz. Hepimiz mülteci olma durumunda kalabiliriz. Göçmenlik ve mültecilik suç değildir. Uluslararası hukuktan doğan hakları vardır. Ama o Dolayısıyla hakları da tanımıyor Avrupa. onlar ona 1951 yılında imzayı atmışlarsa attıkları imza karşılığında sorumlulukları yerine O imza getirecekler. ne zaman atılmıştı? Onu da söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı Tabii sonrası, ama değil mi? tabii ki 1951 diyoruz. Bu çocukların dramı, bu göç Çocuklarımı dramı İkinci Dünya Savaşı'ndan gözlemen. sonraki en büyük dram ve bütün dünya suskun. Ve maalesef ki biz hala Dünya Kadınlar Günü diyoruz. Oradaki kadınlar da o zaman Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamalılar. Kutlayamazlar, Neden? nasıl kutlasınlar? Neyini kutluyoruz biz? Bu kadar çok Ayakta dram kalmaya yaşanırken, bu çalışıyorlar. kadar korkunç bir düzen içerisindeyken, içindeyken her şey bir şekilde ülkemizde sınırlarımızın ötesinde kadınlar şiddet görürken neyi kutluyoruz ki biz? Ama ben bir kadın kutlayacağım. Ayakta kalmaya çalışıyoruz Şöyle aslında. biz kadın emeğini değerlendirme vakfının çatısı altında bu biraz önce konuşan mültecilere destek veren sivil toplumun yürüttüğü projeler kapsamında Gaziantep'te kurulan mülteci kadınların çalıştığı ki KEDEV destek veriyor. Ben de onlara destek Harika. veriyorum. Burada bir kadın kooperatifi var. Onlar şu an seyrediyorlarsa hepsine Herkese sevgilerimizi sevgiler. gönderelim. Irkçılık yok, Asla. şiddet dili yok, ayrıştırma yok. Tabii ki bu ülke bizim ülkemiz. Tabii ki bize iş ve Tabii. aş lazım. Ama herkesi de
kucaklamayı bilmeliyiz. Evet, diliyoruz ki hiçbir zaman savaş olmaz ama her zaman da tedbirli olmamız gerekiyor. Her ne kadar Rusya ile Perşembe günü ateşkes kararı alınsa da zor bir coğrafyada yaşadığımızı ve her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğuna pek çok kez tanık olduk, olmaya devam ediyoruz. Kendimizden başka dostumuzun olmadığını gerek İdlib, gerek mülteci, gerek ekonomik krizlerle artık içselleştirdi Türkiye. Peki biz savunma sistemleri konusunda hangi noktadayız? İHA ve SİHA'lar, Anka, Bayraktarlar, Koral, Poyraz, Atılgan, Kirpi, Mızrak ve Cirit, Fırtına obüsleri, Atak helikopterleri derken Türkiye'nin yerli üretim savunma sistemlerini araştırdık. İnşallah hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz ama hazırlıklı olabildiğimizi de görmek isteriz.